Herkese selamlar, merhabalar. Dün bir AYT sınavı olmuştunuz. En azından o AYT sorularına şöyle bir beraber bakalım istiyorum. Zaten özelden soru da gönderdiniz ama belki şöyle matematiğe, edebiyata vesaire daldığı için coğrafyaya bakamayan dostlarım vardır. Onlara bir yardımcı olayım istedim. Bu sorunu düşünme mantığı neydi? Türkiye'de 1932-60 döneminde ülke sanayisinin temelini oluşturacak yatırımların gerçekleştirilmesi için karma ekonomi sistemi benimsenmiştir. Özel sermaye birikiminin yetersizliği nedeniyle Türkiye 1933 yılında devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına geçmiştir. Planlı sanayileşmeyi sağlamak için 1933-1937 yılları arasında birinci 5 yıllık sanayi planı uygulanmış daha sonra 1938-1940 yılları arasında kapsayacak ikinci 5 yıllık sanayi planı hazırlanmıştır. Fakat ne olmuştur? O ikinci, beşinci yıllık sanayi planı hazırlanırken maalesef 39-45 ikinci dünya savaşına denk geliyor. Devletin o elindeki birikim yapmak istediği şeyler hep savaş yatırımlarına ayrılmıştır. Çünkü her an savaşabiliriz diye seferberlik ilan edilmiş. Bir taraf olabiliriz diye hazırlıklar yapmak zorunda kalmışız. Bu nedenle o boşluk yerine 2. Dünya Savaşı lafı yazılmalı. Yani bu bilgiyi bilebilmen için hem biraz genel kültür, biraz tarih ve bir de bizi derslerde işte iyi dinlemen gerekiyordu. Peki 36 aşağıdakilerden hangisinde bir yöre bu yörede çıkarılan bir madenle birlikte verilmemiştir? Öğrencilerim küre Kastamonu demekti. Kastamonu küreden bakır çıkar mıydı? Hatırlatıyorum. Evet. Peki Guleman Elazığ il sınırlarında bir yöre krom madeniyle biliniyordu. Evet. Murgul Artvin il sınırlarında demir değil bakır yatakları vardı. Artvin Murgul Türkiye'de bakır maden yataklarıyla bilinir. Peki Emet nerede? Kütahya il sınırlarında bor madeni tanır. Eskişehir Lüle taşıyla özdeşleşen hatta böyle özel bir yerdi çünkü bu lüle taşı her yerde bulunmuyordu demiştik. Tıpkı Erzurum Lüle taşı değil de oltu taşında olduğu gibi. Peki dostlarım soru tarzları anlamında başka ne hazırlamışız? Ne vardı sorularda? 37. Etrafının çöllerle kaplı olması nedeniyle diğer medeniyetlerden fazla etkilenmemiştir. Akarsu çevresinde yaşayanlar düzenli taşkınlardan sonra bozulan tarlalarının sınırını yeniden belirlemek için matematikten istifade etmişlerdir. Yani hayatın şartları matematiği, astronomiyi, böyle gök cisimleriyle ilişkiyi insanlara itmişleri bilimin gelişmesine fırsatlar tanımıştır. Paragrafta bahsedilen yer hangi medeniyet? Kesinlikle Mısır medeniyeti. Çünkü etraf çöl diyor, haliyle Sahra çölüne gönderme yapıyor. Bu yüzden öğrencilerim 3 numara gitmek burada daha mantıklı. Peki diğerlerinin tekrar niyetini ifade edelim. Bu kimdi? İnka uygarlığı. Burada kim vardı? Aztek Mayalar vardı. Şurası Hint medeniyeti ve şurası hatırlarsanız Çin medeniyetiydi. Burada olmayan medeniyetler anlamında başka derslerden öğretiriz Mezopotamya ya da işte bazen detaylarda da Akdeniz medeniyeti Akdeniz uygarlıklarından bahsedilir. Peki öğrencilerim 38'de mantık neydi? Aşağıdakilerden hangisi biyolojik faktörlerin biyoçeşitlilik üzerinde etkisini örnek olarak gösterilemez diyor. Bir daha okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik faktörlerin biyoçeşitlilik üzerinde etkisini örnek olarak gösterilemez. Süveyş kanalının açılması. Şimdi biyolojik faktör derken insanın yaptığı şeyler biyoçeşitliliği etkilememiş olsun diyor. Süveyş kanalının açılması biyoçeşitliğe bir katkı sağladı mı? Tabii yani Kızıldeniz ile Akdeniz arasında en azından geçişlere imkan tanıdı. Şehirlerde yerleşim alanlarının genişlemesi biyoçeşitlik üzerinde bir etken midir? Ormanları tahrip edip yerleşmeler açıyorsunuz. Bataklıkların kurutulup tarım alanına dönüştürülmesi. Bataklıklar çok önemli ekosistem alanlarıdır. Ama siz onları kurutursanız o zaman ekosistemi, biyoçeşitliliği daraltırsınız. Küresel ısınma sonucunda iklim koşullarının değişmeye başlaması insanın fosil yakıtları çok kullanmasıyla olmuştu. Jeolojik süreçlerde kara ve dağılışının değişmesi yani levha hareketlerine o Wegener teorisine gönderme yaptı. Ya diyorsun bu jeolojik bir şey. Bunun bizim yani insanoğluyla bir ilgisi yok. Çünkü bizim yaptığımız bir şey değil. Karaları biz ittirmiyoruz ki. O anlamda düşünmeniz istendi. Peki bu soruda ne var? Şöyle büyütelim biraz. Aşağıdakilerden hangisi karbondioksitin açığa çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir? karbondioksitin açığa çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir. Karbondioksitin açığa çıkması demek karbondioksit üretilecek demek. Peki karbondioksit üretimine kim katkı sağlıyor? Ormanı yaktığınız zaman ortamda havada bir karbondioksit üretimi artar mı? Neden olmasın? Fosil yakıtlarını kullandığınız zaman yani yine yakma anlamda kastediyor kullanma diyerek. Evet Ölen canlı çürüdüğü zaman yine o madde döngüsü olarak karbon döngüsü ortama katılıyor mu? Evet. Su havayla temas edince o karbon döngüsünü özellikle denizlerde bunu çekebiliyor mu? Üretebiliyor mu? Evet. Ama deniz hayvanlarının kabuk oluşumu karbondioksit tüketir. Yani deniz canlıları, bazı deniz canlıları kabuk oluşturmak için ortamdaki karbondioksit kendine çeker. O zaman kendine çekmek demek, tüketmek demek olduğu için açığa çıkarmaz. Bilakis açıkta olan karbondioksiti tüketir. O zaman bu tüketimi arttıran bir şey olduğu için cevabımız kesinlikle B seçeneğiydi. Yani bir madde döngüsünden soru geldi. AYT'de e böyle başlıklar gelebilir. Gardımızı alalım. Küresel ısınmanın sonuçlarıyla ilgili ne yanlıştır? Yani mutlaka diyorsunuz. TYT ve AYT'de bir çevre sorusu gelecek. Yani TYT, AYT'de çevre sorusu, yine küresel iklim. Bu sorular her zaman popüler sorulardır. Çünkü halen dünyanın gündeminde olan konulardır. Gelme olasılığı her zaman yüksektir. Hazırlığımızı yapmamız lazım. Küresel ısınmanın sonuçları ile ilgili ne anlıştır? Mesela Avrupa'da diyor 38 yerli kelebek üzerinde yapılan bir araştırma. Bu türlerin yaklaşık üçte ikisinin son 20-30 yılda yayılım alanları 30 ile 200 kilometre kuzeye kaydırmış. Yani bir takım böyle ansiklopedik bilim dergilerinden sanki alıntı yapılarak bize bilgiler verilmiş. Yani etkileyici yani genel kültür anlamında. Biz işin şu kısmına bakacağız. Bunlar küresel ısınmanın etkisiyle gerçekleşmiş olabilir mi? Mesela A bana mantıklı geldi. Okyanus tabanında meydana gelen püskürmeler deniz suyu sıcaklığını arttırdı. Bu durumda okyanuslarda yaşayan birçok canlı tür umutsuz yönde etkilendi. Tamam da okyanus tabanında meydana gelen püskürme, volkan püskürmesi vesaire bu küresel iklimin yarattığı bir şey değil ki. Bu jeolojik bir olay. Gördüm cevabı. Peki Kuzey Amerika'da ağaç kırlangıçları 25 yıl öncesine göre ilkbaharda Kuzey'e 12 gün erken göç etmeye başladı. Yani o göç e, mevsiminin günlerinde farklılaşmalar oldu diyor. Ya diyorsun aklıma yattı. 20 yıl önce Antarktika'da üreyen sisli penguen çiftçi sayısı 2000 çifti yanlış okudum. Penguen çifti sayısı 2800 iken günümüzde bu sayı 1000'e düşmüş. Asil penguenlerin yerini suda yaşayabilen Papua penguenler. ya diyorsun aklıma yattı bak. Avrupa'da pek çok bitki 80 yıl öncesine göre hafta hafta erken çiçek açıp seksüel önü yani orada bir cümle düşkülüğü var. Erken çiçek sonbaharda yapraklarını 5 gün önce dökmektedir. Yani 80 yıl öncesine göre daha erken çiçek açıp sonbaharda yani yine o çiçek açma döneminin değiştiğine vurgu yapıyor. Bak hep iklimle bağlantı olabilecek cümleler var. Belki sen hani şeyi bilmiyorsun. Ya acaba kaç kilometre gidiyordu? Acaba ne zaman açıyordu? Senden onu sorgulamıyor. Senden sence bu cümle, bu paragraf İklimin etkilediği bir şey olabilir mi? Haliyle bu jeolojik bir olay olduğu için kesinlikle B seçeneği burada daha mantıklı duruyor. Haberiniz olsun.